15 Şubat saat 15.15'te kaydediyoruz bu yayını ve bir dakika öncesinde CNBC'den bir açıklama geldi. Sabahtan beri esasında piyasalardaki olumluluğun nedeni bu. Rus kuvvetlerinin geri çekilmesine ilişkin bir haberdi bu. Dün biliyorsunuz artık Rus birliklerinin saldıracağına dair korkular bütün Amerikan piyasaları başta olmak üzere borsaları aşağı çekmişti. Bugünse özellikle tatbikatını tamamlayan Rus birlikleri geriye dönüyor açıklamaları tansiyonu bir miktar düşürmüş gibi gözükmekte. Elbette altın fiyatları 1870 onsa kadar gitti, ardından şimdi geri dönüyor 1850'lere ve altına doğru ve dolar endeksi hızlı değer kazandıktan sonra bir miktar düşüş var. Amerikan borsalarının vadeleri de pozitife dönmüş durumda. Zaten Borsa İstanbul'da da bu hareketliliği görüyoruz olumluluk noktasında. Ahmet Han hocam, ilk günden itibaren Rusya ile bir nümayiş olur, bir kargaşa olur, tansiyon artmaz ama büyük bir savaş beklememek gerekir demişti. Gelişmelere rağmen acaba Ahmet Kasım Han arada ya ben böyle söyledim ama farklı da bir şey çıkabilir mi diye düşündü mü düşünmedi mi onu soracağım. Ama bir şeyi de hakkını teslim edeceğim. Hem doları hem altını bu noktada hareket ettiren bu önemli başlıkla ilgili şu anda eğer gerçekten savaş durumu ortadan kalktıysa Türkiye'de tek olacak Ahmet Han. Hem Rusları biliyor hem dolardan anlıyor diye. Şimdi sözü çok uzatmayalım Ahmet Han hocam, kısa rica ediyoruz. Ne oluyor bu noktada? Gerçekten savaş olasılığı sizin de söylediğiniz gibi tamamen ortadan kalkıyor mu? Bundan sonra ne beklemek lazım? En son biz konuştuğumuzda beyan ettiğim fikrimin hala arkasındayım ve benim fikrimin, yani bir savaşın patlamayacağı yönündeki varsayımın gittikçe daha kuvvetlendiğini söyleyebilirim. Bundan sonra olacak olan şeyin neredeyse hiçbir surette Rusların Ukrayna'ya fiziki askeri postallar yerde diyelim müdahalesi olmayacağını söylemek mümkün. Artık bu ihtimal minimum bir ihtimal. Yani hayatta her şeyin o kadar ihtimali var. Hele ve hele yani işte askerler bir sınırda duruyorlar ve işte bu kadar çapraşık ve sorunlu bir ilişki söz konusuysa elbette olduğundan söz edilebilir bunun. Ama bu ihtimal artık ihmal edilebilir küçüklüktedir. Evet. Bunu böyle söyleyebiliriz. Ve bundan sonra ne olabilir? Gene ihmal edilebilir büyüklüklere inmiş olan bir başka ihtimal de Rusların Ukrayna'nın herhangi bir bölgesine havadan işte sınırı Rus askerlerinin geçmediği bir müdahalede bulunmaları ihtimalidir. O da birincisi kadar artık büyüklüğü azalmış bir ihtimal olmasa da oldukça ciddi şekilde ihmal edilebilir sınırlara gelmiş bir ihtimal gibi duruyor. Hala olabilir kategorisinde değerlendirebileceğimiz tek şey zaten halihazırda Rus yanlısı milislerin kontrolü altında bulunan Donbas bölgesi ve bunun eteklerinde meydana gelebilecek olan kimi çatışmalar olabilir. Ama bunların da ihtimalinin mesela bir hafta öncesine göre ciddi şekilde azaldığını söyleyebiliriz. Zaten biz seninle evet. Konuştuğumuzda benim ihtimal verdiğim, olabilir olduğunu düşündüğüm tek senaryo da bu senaryoydu. Bugün o senaryo bile artık ihtimali bir biçimde azalmış bir senaryo diye nitelenebilir. Peki kim kazandı ya da kazananı var mı bu politik manevraların? Bunların sonunda ortaya çıkmış olan gereksiz bence kötümserliğin yarattığı dalganın ortadan kalkmasıyla
ortaya çıkan gereksiz iyimserlik, yani başka fundamental hiçbir şey önemli değilmişçesine tepki veren piyasalar göreceğiz. O Mart'a kadar devam eder tahmin ediyorum. Fed'in işte faiz kararına kadar. Hani şey böyle, ölecektik. Ya, ölmüyordun zaten. Relief rally diyorlar galiba onu, değil mi? Rahatlama rallisi böyle. Rahatlama, yani çok büyük bir korku. Ortadan kalktı diye piyasalar bir bayram edecek. Piyasalar risk değerlendirirken genellikle overshoot ederler. Bunu aşırıya giderler. Evet, yani iyimserlikte de böyledir, aşırıya kaçar. Kötümserlikte de aşırıya kaçar. Bazen kötümserlikte o kadar aşırıya kaçar ki ortada neden yokken sandal devrilebilir. Bazen de iyimserlikte o kadar aşırıya kaçar ki ortada öyle bir neden yokken gene o sandal devrilebilir. Biraz fazla balon oluşur, sonra patlar falan. Falan. Dolayısıyla o öyle. Bunun dinamiklerinin de böyle oldu. Dolayısıyla piyasalar kazandı. Yani kazananların arasında bir piyasaları sayabiliriz. İkincisi, Ruslar bir bakımdan kazandılar. Hangi bakımdan? O kadar kuvvetli bir mesaj verdiler ki NATO'nun... Şakamız yok. Evet, daha fazla genişlemesinin Rusya açısından gerçekten maraza çıkarmaya değecek şekilde değerlendirilen bir risk oluşturduğu konusunda artık bu mesajı almamış olan hiç kimse yok ve Amerika'da süre giden tartışmalara bakarsanız dış politika eliti, orada öyle tartışmalar oluyor zaman zaman, dış politika eliti kendi içerisinde ya Rusların NATO'nun genişlemesinden ne büyük rahatsızlık duyduklarını bildiğimiz halde bu yönde onları doğru sinyallemediğimiz için az daha savaş çıkıyordu. Bunu yapmayanlar bu işten sorumludur. Bundan sonra aynı hataya düşmeyelim diyenlerle, ya ne diyorsunuz diyenler, ki onların tabii eli zayıfladı şimdi, arasında bir tartışma dönüyor. Bu ilk söylediğim lafın yüksek sesle telaffuz edilebilir hale gelmesi ve tekrar çünkü bu ana tartışmanın ana akımını belirlemekten uzaklaşmıştı Batı başkentlerinde ve özellikle Washington'da, yani Rusları bu kadar şey yapmayalım, köşeye sıkıştırmayalım laflarının bu versiyonu, tekrar bunun ana akım haline gelmesi Rusların da kazandıkları bir şey olduğunu gösteriyor. Öte taraftan Ukrayna da bütünüyle kaybetmedi çünkü tabii Ukrayna büyük bir haksızlığa uğramış bir ülke. Bunun altını çizmek lazım. Yani 21. yüzyılın ortasında Birleşmiş Milletler şartı ve Soğuk Savaş'ı bitiren anlaşmalar, ondan önce 1975 Helsinki anlaşmaları da dahil olmak üzere Avrupa'daki dengeyi kuran sistemin üzerine oturduğu bütün legal metinleri inkar eden, hepsini ihlal eden bir biçimde egemenliği evet, redelenmiş bir ülke Ukrayna. O öyle, yani Kırım'ıyla, Donbas'ıyla. Fakat daha fazla ve muhtemelen Ukrayna açısından ciddi şekilde yıkıcı olacak bir krizden kurtardı Ukrayna. Evet. Zaten Ruslar rejim değişikliği amaçlayacaklardı böyle bir harekatın en üst düzeyi bile. Yani Rus askerleri bile olsa bu işin içerisinde, bu iş Kiev'de Rus yanlısı bir yönetim iş başına gelene kadar Ukrayna siyasetini ve toplumunu baskılayacak bir çatışma olarak anılacaktı. Eğer öyle bir çatışma cereyan etseydi. Peki. Dolayısıyla Ukrayna da kazandı, Batı da kazandı. Neden? Çünkü netice itibariyle Batı ülkeleri de Ukrayna'yı Rusya'ya yem etmemeyi becerebildiklerini, hatta Amerikalılar çok açık ve yakın bir işgal tehlikesi karşısında Ukrayna'yı tek bir el kurşun atmadan ve fakat bu arada tarihin belki en başarılı kamu diplomasisi çalışmalarından bir tanesini sürdürerek ve eğer bu yürümezse işin sonunu Rusya açısından en azından yaptırımlar bağlamında çok iyi gelmeyeceğini çok net bir biçimde Rus tarafını sinyalleyerek bu gelişmeleri durdurduklarını söyleyebilirler. Yani benim baktığım yerden burada kaybeden yok, Türkiye de kazandı bu arada. Tam şimdi ona geleceğim. Elinde sonunda değerli yalnızlık noktasında Türkiye'nin büyük kayıplarından bahsederken, bu sefer arabuluculuk istenmese de Türkiye
konumunu güçlendirmiş gibi gözüküyor zannederim. Bu açıdan bakmak lazım. Ama ben bundan sonrasına bakıyorum biraz daha. Şimdi mesela bu volatilite endeksi dediğimiz piyasalarda korku endeksi %8.70 düşmüş. Şu anda vadeli piyasalara da falan bakıyorum. Hep böyle pozitif havalar var. Türkiye açısından şimdi bu işte Dubai ziyareti, Abu Dhabi borsası ile Borsa İstanbul'un işte şey yapması, bir anlaşma imzalaması, İsrail'den bir ziyaretçi, ona bağlı olarak işte Birleşik Arap Emirlikleri'nden tekrar bir para buluruz bulmayız ilişkiler noktasında artık biz hani bu gerginliği geride bıraktık. Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliği geride bıraktık. Şimdi önümüze daha böyle pozitif bir gündemle devam edebiliriz diyebilir mi Türk Dışişleri? Evet, bunu söyleyebilir Türkiye'de dış politika adına karar verenler. O ne kadar dışişleridir onu tartışırız. Ama dış politika adına karar verenler bunu söyleyebilirler. Bence Türkiye Rusya Ukrayna krizinde doğru bir pozisyon aldı. Daha fazlasını yapmadığı için hani yolun ilerisinde başka ne planlanıyordu onu bilemiyoruz tabii. Bir arabuluculuk iddiasını ortaya atmış olmasını da çok önemsemiyorum. Yani o attık ortaya da şey olmadı, işte istenmedi. Yani bu doğru ama yani ülkenin prestijini birinci dereceden etkileyecek bir hasar verdiğini bunun düşünmüyorum. Nihayetinde lafınızı balla kestim. 15-26 itibariyle şu anda bir Bloomberg'e düştü. Son dakika Rusya Savunma Bakanı bazı birliklerin geri çekilişini doğruluyor. Anons yapıyor ve diyor ki böyle böyle diye. Bu Interfax'ın, yani Rusya'nın herhalde değil mi, resmi haber ajansı Interfax'ın bir raporu olarak da 15 Şubat 2022 saat 15.27 itibariyle bir son dakika olarak bildirmiş olalım. Hocam buyurun devam edin. Şimdi burada dediğim gibi yani Türkiye arabuluculuğa soyundu. Onun zaten olmayacağı belliydi ama soyundu ve reddedildi diye Türkiye'nin kaybettiği bir şey de çok yok. Böyle uzun boylu yok. Yani krizin böyle çözülmesiyle de Türkiye krizin şu ana kadarki bölümünü hatasız atlattı diyebiliriz. Yalnız tabii Ruslar Türkiye'nin bu krizdeki davranışını not etmişlerdir. Bu atılmış olan notun bir takım geri dönüşleri olabilir ama bunların Türkiye'nin zaten başına gelmeyecek şeyler olmadığını, Türk-Rus ilişkilerinin zaten bir takım riskleri barındırdığını bilmek lazım. Dolayısıyla hani hali hazırda gerçekleşmesi mukadder olan kaderin dışında bir şeye uğramaz, bir gadre uğramaz Türkiye, Rusya tarafından bütün bu olan bitenin sonucunda. Ama eğer bir savaş çıksaydı maazallah, o zaman Türkiye'nin ekonomi programının gerçekten çok kısa vadede çok ciddi bir hasar alacağını söylemek mümkün. Çünkü bizim ekonomi programının bahar ayları stratejisi kendini yaza atmak gibi duruyor. Yazın başlık çıktı. Stratejimiz kendimizi yaza atmak. Evet. Yaza atarsak çünkü 30 milyar dolar bir turizm geliri bekliyoruz. Savaş bunu camdan uçururdu. Bu da dövizde beklenilen bollaşmayı getirmezdi. Bunun önüne geçerdi. O zaman bugünkü uygulamalarla sınırlı kalacak bir iktisadi yaklaşımın bütün olumlu, o biraz evvel bahsettiğin Abu Dhabi, efendime söyleyeyim İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri vesaire şeylerine rağmen, açılarına rağmen pek de güzel bir yıldız dizgelenmesi olmayacağını söylemek lazım. Astrolojik bir lisan kullanmak gerekirse. Ticareti Türkiye'nin özellikle enerji planındaki ticareti de ciddi şekilde şey olurdu, sıkıntıya düşerdi. Normal Rusya ile olan ve Ukrayna ile olan ticaretinin ötesinde bir de enerji fiyatlarında ortaya çıkacak olan yükselmeyle bizim ekonomi programının hakikaten çok kendine has dinamikleri iyice bir içinden çıkılabilir olması zor hale gelirdi. Bütün bunlardan da Türkiye'nin kurtulduğu söylenilebilir bu savaşsızlık hali sayesinde. Peki.
bunun böyle kalmasını ümit ediyoruz. Çünkü yani neticede Karadeniz'in öbür tarafında böyle bir kıyamet koptuğunda bütün Ukrayna limanları herhangi bir biçimde Rus ablukasına uğradığında vesaire, Türkiye'nin tabii siyasi riskinin de artacağı ve biraz evvel bahsettiğimiz ülkelerle olan ilişkilerindeki iyileşmenin normal koşullarda yaratabileceği sermaye akımının da büyük veya küçük kesileceği açık. Peki. Son soru. Biraz önce söylediğinizden devam edeyim. Şu andaki hani stratejimiz kendimizi yaza atmak. Çünkü yazın doğal olarak işte bir miktar meyve sebze ucuzlar. Biraz da turist gelir. Turist gelişiyle birlikte kuru tutmak sonbahara kadar devam edebilir. Şu anda most likely, en olası senaryo bu gibi gözüküyor. Buna katılıyor musunuz? Bir de az elektrik kullanırsın. Şimdi esas büyük problemin bileşenleri. Esas büyük problem ne? Enflasyon şeyden çıkmış, kontrolden çıkmış, mücadele falan da edilmiyor. Çünkü Merkez Bankası olmadan enflasyonla mücadele edilemez. Ne yapılıyor? Sorusunu soracağım ve bunun acaba politik etkisi ne olur diye soracağım. Yani sorunu kısa cevaplamanızı isteyeceğim ama uzun soruyorum. İki konu şeyi var, bileşeni var. Bir, kuru böyle tutmaya devam edebilecek mi sizce? Yaz aylarını atacaksa o zaman Eylül'e kadar tutar demek, bu bir. İkincisi, yani şimdi KDV indirimiyle birlikte matematikçen çok uzak. Biz KDV'yi %8'den 1'e indirdik, %7 düşünün demek matematik bilmemek ya da kötü niyetli olmak demek. Böyle olmaz çünkü. O bir şeyin %7'si. Yani %7'lik fiyat indirimi değil zaten o. Hani öyle sıfır atarak ona... Bak, emin ol, sabahtan beri kendi kendime bu senin kurduğun cümleyi kurup kurup tavana bakarken buluyorum kendimi. Tabii. Yani 100 olan bir şeyin üstüne 7 koyuyorsun ya da 8 koyuyorsun. Sonra o 8'in... %7'sini iniyorsun. %7'sini yiyorsun. Ondan sonra 101 kalıyor geriye. O 100 hala 100 yani. Neyse. Bir de KDV rejimi nedeniyle hani o bir oradan çıktı diye ben öbür taraftan kar etmiyorum ki, gene alacak verecek meselesi. Yani artı KDV zaten. Neyse. Şimdi mevzumuz şu. Bu noktada zincir marketler dahil, burada hani hükümeti destekliyor desteklemiyor tartışmasına da girmiyorum, organize perakendeyi vurup, yani enflasyonun nedeni bunlardır diye bir organize saldırı var. Görüyorum bunu yani. Dijitalde falan ortalık acayip karışmış. Yani şeylere bakarsanız, trending topiklere bakarsanız. Ya bu enflasyonla mücadelede ya da enflasyonun nedeni biz değiliz. Bu muhalefet daha önceden yapılmış falan gibi söylemler. Hakikaten siyaseten karşılık bulabilir mi? Arada biz enflasyonla mücadele etmediğimiz için daha korkulacak bir durum olduğunun gözden kaçırılması siyaseten bu hükümeti nasıl etkiler ve ekonomik olarak bizleri? Ekonomik olarak bizleri nasıl etkilediği her gün çarşıdan, pazardan yükselen feryattan açık. Yani o kısmı çok kolay cevabı olan bir soru. Öte taraftan insanoğlu böyledir. Şimdi işte benim başıma kötü bir şey gelir. Kimin yüzündendir? Ali'nin, Veli'nin, işte 49'un, 50'nin, olmadı Artuncu'nun. İyice olmadı Allah'tandır yani. Hiçbir zaman benim yüzümden olmaz o. Bizim enflasyon problemimiz ve ekonominin temel sıkıntıları da biraz öyle oldu. Yani zamları kim yapıyor? Uluslararası piyasalar yapıyor. İşte zamları kim yapıyor? Muhalefet yapıyor. Zamları kim yapıyor? İşte zaten dünyada öyle falan falan. Yani şimdi bunun seçmen kitlesinin belli bir grubunun üzerinde hala etkisinin olduğunu söyleyeyim. Çünkü orada neden sonuç noktasında insanların kafasının ya da en azından bir grup insanın kafasının karışık olabileceğini teslim etmek lazım. Bir ikincisi de bir kimliklenme meselesi, Türkiye'de oy verme meselesi, diğer her şey bir yana. Fener Galatasaray gibi biraz yani belki daha kompleks de bakılabilir. Yani şöyle söyleyeyim, ben öyle bir insan olabilirim ki içki içiyorumdur ama içimden içkinin haram olduğuna inanıyorumdur.
içki içmeye devam eden ve alkol fiyatları yükseldikçe cebinden daha fazla para çıkan birisi olduğum halde için için içgörü diyoruz buna. O içgörü de benim inancım hala o haram şeyiyle bütünleşiyorsa, umdesiyle bütünleşiyorsa, bunu söyleyene oy vermeye devam edebilirim. Tamam. Yani, yaptığınla söylediğin birbirine tutmuyor olabilir. Ama çünkü kararlarımın %95'ini bilinçaltımda alıyorum. Algılarımı da o belirliyor. Çok güzel. Şimdi burada bu nero ekonomi ve karar davranışsal finans falan. Finansın ilkeleri ve yöntemleri burada siyasete de uygulanabilir yani. Dolayısıyla böyle bir kitle var. Bu kitleyi bu açıklamalar en azından bilişsel uyumsuzluğa, cognitive dissonance, bizi izleyenlerin bir kısmı biliyorum merak ediyorlar, sonra bu kavramları araştırıyorlar ya da biliyorlar, duyunca hoşlarına gidiyor. Bu kitleler için söylüyorum, bu bilişsel uyumsuzlukla karşılaşmamak için, yani gerçekle kanaatlerim uyuşmadığı zaman insanoğlu öyle kanaatlerini seçiyor. Tabii. Bununla karşılaşmak için, bu ikilemle karşılaşmamak için kanaatlerini seçiyor. Yani ya, olup biten benim canımı çok yakıyor ama benim kanaatlerim buna uymuyor. O halde benim kanaatlerim doğrudur. Bu olanda bitende bir gariplik vardır. Doğru. Sen o olanda bitendeki garipliği izah edecek iyi bir mazeret sunuyorsan ve bu mazeret en önemlisi doğrulanabilir değilse, yani onlar yaptı dediğin özne aslında boş gösterense, uluslararası piyasalar kim bunlar? Ya da işte muhalefet yaptı, zaten muhalefet onu da yapmıştı diye düşünüyorsan o daha kolay anlatılır. Çok ama iyi anladım ama soru şu, yani bir tarafta gerçek var ve o enflasyon yukarı gidecek, canımızı yakacak. Öte yanda kanaatim var. Yani her gün ekonomik olarak fakirleşip ve bunu hissederken kanaatleriyle hareket etmeye devam mı edecek diyorsunuz siz bu noktada? Ne noktaya kadar? Heh. O her gün fakirleşmenin limiti kaldıramayacağı yere geldiğinde, bunun için ödediği bedel inkar edilemez, hissettiği acı artık ertelenemez, ötelenemez, duyumsanmamazlık tercihi kullanılamaz hale ne gelene zaman, kadar. Bugün orada değil miyiz? Bugün orada değil miyiz? Şu anda rakamlara baktığımız zaman oralarda olduğumuz ama orada olmadığımız bir yerden geçiyoruz. Bu da bir ölçüde muhalefetin kendisinin oradaki acıya ne yapacağına dair somut bir programı ortaya koymamasından kaynaklanıyor. Zaten o yaza kadar erteleme hikayesinin arkasında bu yazı yatıyor. Yaza kadar biz KDV'yi indirip işte insanların cebinden çıkan parayı biraz azaltıp falan filan, işte o zaten zincir marketlerin suçuydu diyerek yazı bulabilirsek, yazın ortaya çıkacak olan demin söylediğimiz işte bu enerji fiyatlarıydı, dövizdi, turizm kaynaklıydı falan. Bütün bunlarla bir ekstra rahatlama getirebilirsek, arada anlattığımız hikayenin ne olup ne olmadığı ya da gerçek olup olmadığı emini yitirir. Çünkü artık başka bir menzilde, başka koşullardayız demektir. Tamamdır hocam. Fakat bizim buradaki bilmemiz gereken şey şu, maalesef şu anda içinde bulunduğumuz koşullarda alınan tedbirlerle enflasyonun düşmesi, hadi iyimser davranayım, zor. Oldukça zor, bayağı zor. Ve esas problemimizin enflasyon olduğunu biz kabul edene kadar da bu işle şu anda kullandığımız yöntemlerle baş etmemize pek fazla imkan yok. Gözlerimiz nasıl pırıldarsa pırılasın. Peki efendim. Ukrayna sorunu şimdilik ötelendi. Biz de eğer kendimizi yaza atarsak enflasyonu çözmeden sonbahara kadar gidebilirmişiz gibi gözüküyor. Ama sonrası oldukça karanlık. Ama hemen son notu da koyalım. Ama tabii Mart'ta Nisan'da Fed'in ne yapacağı, bütün bu hesapları çok ciddi şekilde farklı bir zemine doğru çekebilir. Peki. Yani çok teşekkür ediyorum.
eksternal riskimiz, dışsal riskimiz orada ve o riskin devam ettiğini Türkiye'nin CDS'lerinden takip etmek de hala mümkün ne yazık. Peki. Siyaset ve ekonominin dış politika ve iç politikada ne kadar önemli kritik dönemeçlerden geçtiğini bir kere daha hatırlamış olduk. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Han Hocam. Verdiğiniz değerli bilgiler için haftanın geri kalanında sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim.